Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim tahinli çörek. Böyle dışarıdan aldığımız çöreklerden hiçbir farkı olmayacak. İlk önce hamurunu yoğurarak başlıyorum. 100 gram tereyağını derince kabımın içine alıyorum. Tereyağı kullanmak istemezseniz 1 su bardağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ama tereyağının gerçekten ayrı güzel bir tadı oluyor. 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı, bu çay bardağı biraz büyük olduğu için çok doldurmadım, sıvı yağ, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, o da ılık olsun. Öncelikle bu malzemeleri bir karıştırayım. Eğer çok sıcak yaparsanız mayanız kesilecektir. Çok soğuk yaparsanız da maya tutmayacaktır. O yüzden ılıklığına çok dikkat edin. Karıştırdım artık, yeterli. Burada 6 su bardağı unu eledim. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Sizlere sonunda ne kadar un eklediğimi söyleyeceğim. Eğer un gerekirse gene ilave edeceğim. Arkadaşlar mayayı unutuyordum. Bir paket maya aslında unuttum da şu anda da ekleyebilirim. Sizler unu ilave etmeden önce bir paket kuru maya ilave edebilirsiniz. Yaş kullanıyorsanız yaş da kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu iyice karıştıracağım ki maya içerisinde karışsın. Bir bardak un da aldım ama gerekirse ekleyeceğim. Daha burada unum var. Sadece tedbir amaçlı yanıma alıyorum. Çünkü elimi soktuğum zaman bir daha tekrardan un alması zor oluyor. Şimdi 6 su bardağını ilave ettim. Gerekirse o 1 su bardağını ilave edeceğim. Artık spatulayı çıkartıp elimle yoğuracağım. Toplam 8 su bardağı un ilave ettim. Sizler de 7 ile 8 arasında eklersiniz. Hamuru tam tamına 10 dakikadır yoğuruyordum. İyice yoğurun arkadaşlar. Bu yoğurma aşaması çok önemli hamurda. Kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir hamur oldu. Yumuşacık. Tekrar kabın içine koyuyorum. Birazcık un serpeceğim. Üzerine streç filmle kapatıyorum. Toplamda 45 dakika, 1 saat arası dinlendireceğim. Bu odanın ısısına göre değişecektir. Hamuru yeterince dinlendirdim. Bir gece öncesinden de bu hamuru yoğurabilirsiniz. İçine koyacağım tahinli harcı hazırlayayım. 1 su bardağı tahin. Benim tahinim çok yağlı değil. Bakacağım duruma göre, olmazsa yağ ekleyeceğim. 1 su bardağı toz şeker. Eğer ki şekeri daha yoğun seviyorsanız çoğaltabilirsiniz. Tahinin bardağıyla da yarım su bardağı sıvı yağ. Dediğim gibi eğer ki tahininiz yağlıysa yağ eklemeyin. Benim yağı çok öyle üzerine çıkmadı. Çok yağlı olmadığı için ekliyorum. Karışımım hazır. Onu kenara alayım. Hamuruma başlayayım. Hamuru ikiye böleceğim. İkiye, üçe bölebilirsiniz. Varlayayım. Kenara bir miktar un serpeceğim. Kenarda beklesin biraz. Diğerini de biraz un serpip açacağım. Çok ince değil. Merdaneyle açıldığı kadar açacağım. Yeterli. Tahin karışımımda döküyorum. Her yerine iyice süreceğim. Yarısını bir hamura, yarısını da diğer hamura ekleyeceğim. Daha fazla seviyorsanız çoğaltabilirsiniz. Hatta ceviz bile koyabilirsiniz. Çok aşırı kenarlara saçmayın. Bu sefer açarken çok fazlasıyla dışına çıkacak. Hamuru rulo haline getiriyorum. Sarıyorum.
Hazırladığımı kenara alacağım. Tekrar un serpip aynı işlemi diğer hamura da yapıyorum. Bunu da açtıktan sonra gene tahininden ekliyorum. Çok azıcık ayırıyorum. Hemen hemen ikişer yemek kaşığı, daha sonra tekrar üzerine ilave etmek için. Üzerine bir poşet örttüm ki kurumasın. Ben diğerini açarken tekrar un serpiyorum altına. Ve diğer hamurla başlıyorum. Kenarlardan tahinler fışkırabilir. Hiç sorun değil. Siz açmaya devam edin. Açtıktan sonra hemen hemen 1-2 parmaklık olacak şekilde kesiyorum. Şeklini vermeye başladım. Bir tane hamur alıyoruz. Tek ucundan çekiştirerek sarıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. İsterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Ben biraz küçük küçük yapacağım. Şöyle de yapabilirsiniz hatta. Ucundan tutup sarıyorum. Diğer hamurumu da aldım. Birazcık un serpiyorum. Şimdi bunu da farklı şekilde göstereceğim. İster böyle, isterseniz de şimdi yapacağım şekilde yapabilirsiniz. Bunun üzerine tekrar tahin karışımını ekliyorum. Kesiyorum ve rulo yapıyorum. Diğerini de. Şöyle küçük parçalara bölüyorum. Uzunlamasını inceltiyorum. Altına biraz un serpeyim, daha rahat olacak. Sarıyorum. İsterseniz de böyle yapabilirsiniz. Arada un serpeyim, yoksa kopuyor. Koptuğunda da tekrar birleştirebilirsiniz. Ben böyle küçük küçük yapıyorum. Sizler isterseniz daha büyük hazırlayabilirsiniz. Hazırladım. Ben küçük küçük yaptığım için çörekleri çok fazlasıyla çıktı. İsterseniz ilk yaptığım gibi böyle yapabilirsiniz. Ya da böyle daha çok pastanelerdekiler gibi rulo şeklinde hazırlayabilirsiniz. 30 dakika boyunca muhakkak tepside mayalandırın. Daha yumuşak ve daha güzel olacaktır. 2 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Daha güzel kızarması için üzerlerine sürüyorum. Üzerlerine susam atıyorum. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında
üzeri kızarana kadar pişireceğim. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirirsiniz. Çörekleri fırından çıkardım. Pişirdiklerimi de üzerlerine koydum. Bu ilk yaptığım şekliyle şöyle göstereyim. Bu biraz daha böyle açma görünümlü oldu. Ama diğerleri bu pastanelerden aldığımız tahinli çöreklerin birebir aynısı oldu diyebilirim. Sadece daha çok böyle küçük küçük porsiyonluk. İç kısmı da gördüğünüz gibi tam tahinli çörek. İkisinin de içinin dokusunu göstereceğim. İlk yaptığımı göstereyim. Öyle yumuşak pamuk gibi bir çörek değil. Bu çörek çünkü poğaça değil. Olması gereken kıvam böyle. Gördüğünüz gibi. İsterseniz tahinini biraz daha çoğaltabilirsiniz. Hemen diğerinden de bir tane alayım. Bu tamamen pastanedeki çöreklerle aynı. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Eğer bana soracak olursanız şahsen ben ikincisi yaptığım şekli tavsiye ederim. Daha çok böyle hazır çöreklerle birebir aynı olmuş. Tadı da gerçekten çok güzel. Böyle çok aşırı derecede tahin de gelmiyor. Çok şekerli de değil. Tam kıvamında olmuş. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.